Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Yine hafta başı ile beraber önümüzdeki birkaç haftanın projeksiyonunu açacağız. Ancak bu sefer daha bir genel hatlarla bir şeyler söyleyeceğiz. Çünkü çok hızlı sistem hareketleri var. Yani bir yerden giriş yapıyor, hemen öbür taraftan çıkıyor. Ama her seferinde de güçlü sağanaklar bırakıyor. Ya su baskınları sel yapabilecek seviyede geliyor ya da kar, kış, kıyamet beraberinde. Dolayısıyla öncelikle yolda olacaklara, bir şehir içerisinde de olsanız, şehirler arası yolda olacaksanız da lastiklerinize dikkat edin diyoruz. Her şehirler arası yolda olacaksanız birçok noktaya, İç Anadolu'nun güneyine, Antalya'nın kuzey kesimlerine, Konya Antalya bağlantı yoluna, Doğu Anadolu'ya, ondan sonra İç Anadolu'nun doğusuna, Uludağ, Kartalkaya'ya, birçok noktaya kar geliyor ve bu kar da geçtiğimiz günlerde gelen şey yarım günlük, bir günlük yağdı gitti falan, bu cinsten ya da yükseklere falan bayağı şehir içlerine kar yağışları bekliyoruz. Dolayısıyla bir kere şehirler arası yolculuk yapanlar varsa muhakkak kış lastiklerini geçmediyseniz kış lastiklerini geçmenizi öneririm. Yollara da dikkat edin. Kış koşullarına dair yeterli donanım araçlarınızda muhakkak olsun hatırlatmasını yapıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi sıcaklık bahsettik. Bu haftanın ortaları gibi bayağı bir dip yapıyor. Çarşamba günü Doğu Anadolu'da kar yağışları bekliyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Gümüşhane, Bayburt'ta olaylarında kar yağışları bekliyoruz. Bu alanda kendini gösterdikten sonra hemen Perşembe günü Antalya-Konya arasında sıkı kar yağışları bekliyoruz. Bu dediğimiz kar yağışları öyle az bir kar değil, 10-15, Doğu Anadolu'da 20-25 santim kar kalınlığı yapabilecek seviyede bir kar yağışından, yüksek köylerde ulaşımı etkileyebilecek seviyede kar yağışından bahsediyoruz. Marmara'ya aralıklarla yağışlar geliyor. Perşembeden itibaren bu yağışlar sağanağa dönmeye başlayacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi kardan bahsettik. Nerelerde bu hafta için olan yağışlar? Bakın bu çarşamba, perşembe Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da ağır sağanaklar var. Güneydoğu'da Diyarbakır ve çevresine dikkat diyoruz. Hemen akabinde Cuma'ya gelirken Doğu Akdeniz'de, ardından Güneydoğu, Doğu Anadolu yine ağır kuvvetli sağanaklar alıyor. Marmara'ya yağışlar geliyor dedik. O da Perşembe, Cuma, Cumartesi kuvvetli iyi sağanaklar şeklinde, ama Cumartesi günü beklediğimiz yağışlar İstanbul'un kuzey ilçelerinde, önce Avrupa yakasında sonra Anadolu yakasında su baskınları yapabilecek seviyelerde kuvvetli olabilir. Tabi haftanın başından haftanın sonunu söylüyoruz. Sapmalar olabilir ama en nihayetinde sıkı bir sağanaktan bahsediyoruz. Şimdi bu sıcaklık dalgalanışlarıyla beraber, Kasım bu arada hani bahsediyorduk ya ortalamanın biraz üzerinde, ondan sonra şey var, kuraklık var diye. Hatta hatırlarsanız bahsediyorduk, son ikinci yarısında Kasım'ın biraz kuvvetli sistemlerin gelmesi gerekiyor ki o ortalama yakalansın. Çünkü ilk yarısında hiç yağış yoktu ya da çok azdı. Dolayısıyla biraz fazlaca yağışlarımız var. Şimdi bakın, ayın şöyle 17-18'ine kadar bu sistemle beraberiz. Bu soğuk sistemle beraber. Bu hafta ortalarında düşüyor. İşte Marmara 9-10 dereceleri, İç Anadolu tekhanelere iniyor. İşte birçok noktada kar yağışı göreceğiz. Doğu Anadolu zaten gündüz 2-3 derecelere kuzeyi gerilecek. 17-18'e gibi sıcaklık tırmanıyor. Bu sefer Akdeniz üzerinden gelen sistemleri almaya başlıyoruz. Yine bu sefer Güney Ege ve Akdeniz üzerinden giriş yapıp yağışlar Marmara'ya, İç Anadolu'ya, doğuya doğru ilerliyor. O sistemi geçiriyoruz. Ayın 24-25'i geliyor. Bu sefer soğuk dalga kuzeyden sistemler almaya başlıyoruz. Yani bu önümüzdeki birkaç haftayı yurdun birçok noktası, batıdan başlayıp doğuya, güneyden başlayıp kuzeye böyle ilerleyen yağışlarla beraber olacağız. Yani sıcaklıklar dalgalandıkça her gelen soğuk sistemle de ılık sistemle de yağış alıyor olacağız. O nedenle yolda olacaklara şimdiden dikkatli olun hatırlatmasını yapıyoruz. Tekrarlayalım. Marmara bu hafta ortalarında 10 dereceleri geriliyor. Rüzgarla, gri gökyüzü, yağışlarla beraber üşütür. Hatta atkı başlık falan bile isteyebilir. Doğu Anadolu'da kar yağışlarından bahsettik. Çarşamba, perşembe var. Perşembe Antalya-Konya aralığında da, Uludağ'da da, Kartalkaya'da da kar beklediğimizi hatırlatalım. Çarşamba, perşembe Güneydoğu'da su baskınları ve sel riskine dikkat. Cuma günü Doğu Akdeniz'de su baskınları ve sel riskine dikkat. Cumartesi günü de Marmara'da. Perşembe de var, Cuma da var, hatta Çarşamba da var ama yağışın kuvvetli kısmı özellikle Cumartesi günü görünüyor. Önümüzdeki haftanın dalgalanışından da bahsettik. Ayın 17-18'i gibi sıcaklık tırmanıyor. Akdeniz, Ege üzerinden yağışlar geliyor, yurda yayılıyor. Ardından ayın 24-25'i gibi kuzeyden bir sistem daha. O da kuzeyden başlayarak yurdun büyük kısmına yayılacak, yağışlar yapacak. Genel özeti tekrarladık. Hadi görüşelim, hoşçakalın.